Hoş geldiniz dostlar. Selamünaleyküm. Bir önceki yayınladığımız videoda en son Türkiye Cumhuriyeti'nin Kiev büyükelçiliğinin kapatılmaya başlandığını, gazetecilerin Kiev'den ayrılmaya başladığını ve bunun dışında Suriye'de Esad ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden askerlerin ki 16.000 askerden bahsediyoruz. Toplam Ukrayna'ya Rusya'nın yanında savaşmaya gideceğini söylemiştik. Tüm bunlara rağmen bizzat Putin'in açıklamalarına rağmen Rus devlet meclisi Ria Novosti yine bugün saçma sapan haber servis ediyor. Rusya savaşın başından beri sürekli ya Boğazlar ya Bayraktar TB2 ya da bölgeye Türkiye'den asker gittiğine yönelik haberler servis ediyor. Bugünkü yalan haberlerinde Rus devlet meclisi Ria Novosti'ye göre sözde Dağlı Karabağ'dan Askerlerin Ukrayna'ya gönderildiği ifade edilmiş. Bizzat şu cümle kullanılıyor: "Suriye'li militanları Rusya'ya karşı savaşmak üzere Ukrayna'ya gönderdi" şeklinde haberi görmektesiniz. Sözde bunlar Azerbaycan'a yardım için Karabağ savaşında da kullanılmış 2000'den fazla militan ifadesi kullanılıyor. O kadar sallamışlar ki hemen ismi açıklanmayan kaynak şeklinde kılıf bulunmuş. Militanların Ukrayna ordusunun yabancı leşyonuna kaydolduğu söyleniyor şeklinde Türkiye'yi Karabağ Savaşı'na müdahale etmekle de suçlamışlar. Rus Dış İstihbarat Servisi de Sultan Murat çetelerinin ifadesini kullanmış. Tabi sözde çete Karabağ Savaşı'na katıldığı hakkında bilgi edilmişti şeklinde haber devam ediyor. Yine Fransa Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi suçlayan açıklamalarına da yer verilmiş. Görüldüğü gibi Rus ordusu sağda kendi başarısızlığını başka ülkelere yıkma peşinde diğer haberimize bakalım. Önemli bir görüntü görmektesiniz. Rusya, Belarus üzerinden Ukrayna'ya uçak, savar ve füze sistemleri sevk ediyor. Görüntü bugün servis edilmiş. Araya haber sıkıştıralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev ile görüşme gerçekleştiriyor. Yine Ukrayna ordusu hava savunma birlikleri tarafından Rusya'ya ait Mi-24 savaş helikopterinin düşürüldüğünü duyurdu. Yine Ukrayna istihbaratı şu açıklamayı yapıyor. Eldeki bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Putin, Çernobil nükleer santraline provokasyon saldırısı düzenleme talimatını verdi açıklaması yapılırken, Rusya Federasyonu Savunma Bakan Yardımcısı Alexander Fomin de Mali Cumhuriyeti Savunma ve Gazi İşleri Bakanı Kamara ile görüşüyor. Yine Rusya'da marketler kara borsayı sınırlamak ve satın alınabilirliği sağlamak için temel gıda maddelerine satışı sınırlamış durumda. Rusya'da market ürünlerine kota koyuldu. 10 kilogram şeker, 2 kilogram un, 3 paket tuz, 10 paket makarna ve 10 paket pirince izin veriliyor. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Ordu Generali Sergey Shoigu özel bir askeri operasyon sırasında kendilerini yaralayan Rus askerleri ödüllendiriyor cümlesi kullanılmış. Tabii ki operasyon kelimesi Rusya'ya ait. Rusya Savunma Bakanlığı görüntüleri servis ederken okuduğum cümleyi kullanıyor. Yine Ukrayna Savunma Sanayi medyası şunu yazıyor. Düşman işgal altındaki Kırım ve Donmaz yakınlarında hava savunmasını güçlendiriyor şeklinde resmi açıklamaya yer verilmiş. Yine dostlar Ukrayna'nın Rus 29. Ordu Komutanı Tüm Tümgeneral Andrey Kolasnikov'u ortadan yok ettiği bildiriliyor. Savaş bölgesinde öldürülen en son kıdemli Rus subayı şeklinde kendisinin fotoğrafını görmektesiniz. Yine dostlar Kremlin'in sözcüsü Dmitry Peskov açıklamalarda bulunuyor. Ukrayna'ya yapılan harekattan utananların Rus olmadığını, eğer harekattan utanan biri varsa onun gerçekten Rus olmayacağını kesin olarak biliyorum açıklamasını yapıyor. Birisi böyle şeyler söylüyorsa o Rus değildir şeklinde de not düşüyor. Yine Rusya'nın İHA'sının düşürüldüğünü söylemiştik. Daha önce de Ukrayna'da bu İHA düşürülmüştü. Bu şekilde tekrar bir hatırlatma yapılmış. Yine bilindiği gibi savaşın başında Almanya Ukrayna'ya kask yollayacağını söylediğinde Ukrayna çok sert açıklama yapmıştı. Japonlar da ders almamış. Japonlarda C2 uçaklarını doldurdular ve Ukrayna'ya yelek ve kask yolluyorlar. Gerçekten de şaka gibi haberden bahsedilmiş. Yine dostlar Kırgızistan'da Rusya'dan dönen işsiz genç erkeklerin sayısında artış bekliyor. Rusya'nın savaşı maalesef Orta Asya Türk ülkelerini derinden etkileyecek. Tacikistan, Kırgızistan gibi ülkelerden birçok erkek ailesine bakmak için Rusya'ya gidiyor. Dolayısıyla Rusya'ya giden erkeklerin rublenin değerinin düşmesi karşısında zor durumda olduğu bilinirken yine para yollamada da sıkıntı yaşanması bekleniyor. Benzer şekilde birçok firmanın Rusya'dan çekildiğini de hatırlatalım. Diğer haberimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul ediyor. Görüntüler Antalya Diplomasi Forumu'ndan. Yine Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi Fransa'nın Versailles kentinde devam ediyor. Dün bunun başladığını söylemiştik. İkinci günde devam ediyor. Yine dostlar Fas'la Moritanya arasında 9 yıl aradan sonra düzenlenen ortak yüksek komite toplantısında 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Fas'ın başkenti Rabat'ta çarşamba günü başlayan ortak yüksek komitenin son toplantısına Fas Başbakanı Aziz Anuş'la Moritanya Başbakanı Muhammed Bellet Bilal başkanlık ediyor. Bunun dışındaki haberimizi aktaralım. 2021 yılı Yunus Emre yılıydı. Dolayısıyla Kazakça Yunus Emre Şiirleri kitabının bugün itibariyle tanıtımı yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığımız şu duyuruyu yapıyor. Isparta'da bulunan terörizmle mücadele eğitim ve tatbikat merkezinde görüntüleri görmektesiniz. Somali misafir askeri personel için kurs kapanış töreni yapılıyor. Yine dostlar Türk Deniz Kuvvetleri Karadeniz Uyumu Harekatı çerçevesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı sondaj ve araştırma gemilerine koruma görevine devam ediyor. Kanuni sondaj gemisi bölgesinde bu görevden görüntüleri görmektesiniz. Afganistan'a gidiyoruz. Afganistan'ın Helmand vilayetinde ekonomik zorluklar nedeniyle evliliği ertelemek zorunda kalan 110 çiftin nikah töreni kıyılıyor. Afganistan'da faaliyette bulunan Saylab adında hayır kurumunun sponsorluğunda Taliban tarafından organize edilen nikah töreni vilayetin merkez ilçesi Leşgargak'ta bulunan şehir stadyumunda yapılıyor. 110 çiftin nikahının kıyıldığı ve yaklaşık 3 saat süren törende yemekler yendi, dualar okundu. Törenin ardından şehir merkezinde konvoy eşliğinde tur atıldı. Her bir çifte çamaşır makinesi, çeşitli mutfak aletleri, birer kıyafet ve gıda yardımını içeren koller hediye ediliyor. Filistin'e gidiyoruz. Görüntüler El Halil kentinden. Batı Şeria'nın El Halil kentinde toplanan Filistinler, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerine karşı gösteri düzenliyor. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi sonrasında taş atılarak karşılık verildiği de görülmekte. Evet dostlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.